Agalarım herkese selamlar. 19 ve 20 Mart salı ve çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Euroleague'de çift maç haftası. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarıyla bahsetmeye çalışacağım. Genellikle tek tercih vereceğimi de söyleyeyim. Değerlenecek herkese şimdiden bol şanslar. Hafta sonu muazzam geçti. Ciddi manada çok güzel kazançlar elde ettik. Kazanın herkese bereketli olsun. Çok güzel de mesajlar geldi. Ayrıca teşekkürler. Aynı şekilde sizlerden ricam. Bu dönemlerde milli ara falan bu maçlarda sizlere video gelmesini istiyorsanız sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizi bırakmanızdır. Çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. Öncelikle bir adet iki adet maç koyu yarışmamız var. Ve şöyle eee Real Madrid kaç sayı atarı sordum. Salı gününden çarşambadan da Fenerbahçe Beko kaç sayı atar sizlere sorduk. Yorumlara yazın. Çok fazla bilen olmaz zaten bunu. Zor bir yarışma. E, bilen herkese alalım. Ben 3-3 dedim. Ama bilen herkese alırız yani. Bilen zaten 3 kişi çıkmaz bir maçta. Toplamda 6 kişiyi alacağız. Bilginize. Fulham Tottenham maçını sormuştuk. Bilen yok. Trabzon Fenerbahçe maçı çok olaylı geçti. Bilen skor yarışmaları da var. Anıl, Melih Dinç, xxx3434 isimli kanallar bana instagram üzerine ulaşabilir. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımız da benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirler. Her türlü iletişim buradan arkadaşlar. Gruplara gelmek için de buradan yazabilirsiniz. Mislerimiz vardı. Cumartesinin yüksek mislere baktığımız zaman da 3 tane yüksek mislim vardı. En soldan başlayalım. Atletik Bilbao'nun galibiyetinde yasaldı 1.43 gibi oran vardı. 2100 misli bunu önerdim 1.43 gibi orandan. Bayern Münih'in 3 gol atarına 1.37 gibi oranda vardı. Yasalda 1500 misli bunu önerdim. Bir de Avrupa'ya 1.49 gibi orandan 1200 misli de genel bir kupon önerdim. Toplamda cumartesi günü vermiş olduğunuz 3 yüksek misli hepsi de içeride. Cumartesi günü sadece yüksek misli karı 2340 TL olduğunu da söyleyelim. Pazara baktığımız zaman da pazar günü 2 adet yüksek misli verdim. Solda gördüğünüz Trabzon Fenerbahçe'ye 4.5 kart üstüne Avrupa'da oran vardı 1.75 bandına Nesine'ye sonradan açıldı. Atalanta maçına da verdim 1500 TL maç ertelendi. Paramızı iade aldık. Pazarında tek yüksek mislisi gelmiş oldu. Peki yüksek misi'nin kasası ne durumda diye soranlar olursa hemen şöyle açıklayalım. Dostlar yüksek misi'de bir kasa yönetimi yapılıyor. Bunu zaten söylemiştim sizlere. Bu kasa yönetiminde Ocak ayında 11.414 TL net karla çıktık. Şubat ayında 10.855 TL net karla çıktık. Mart ayındayız. Mart'ın 17'si itibariyle birlikte 11.611 TL net kar var. Bunu da belirteyim ve devam ediyor. Hedefim 20.000'in 20 üstüne açtırmak. Umarım aşarız yerekten de devam edelim. Dostlar bu şekilde kasa yönetimi yaptığını da kar zarar oranı ortada. E, kupon olarak baktığımız zaman da 2 adet ana kombinim vardı. Şöyle cumartesinin ana kombine baktığımız zaman da sizlere de vermiştim YouTube'da. 2.5-3 maçıyla Atatürk Bilbao'nun galibiyeti. Tertemiz cumartesinin ana kuponu geldi. Pazarın ana kuponuna baktığımız zaman da Weston mücadelesine KG var. Trabzon mücadelesine KG var olarak değerlendirip pazarın ana kombinesi de tertemiz olarak içeri geldi. Değerlendirip kazan sağlayan herkese sevdikler. Grupta çok güzel yani iğme yakaladık. Canlı olarak arkadaşlar izlediğimiz maçlara canlı yapıyoruz. Dün inanılmaz bir şekilde canlı yaptık. Birazdan da bahsedeceğim. Canlı olarak oynuyorsanız mutlaka bizleri bir tercih etmenizi öneririm. Herkes açık telegram grubu da açıklama yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılarak da ücretsiz tercihlerden faydalanabilirsiniz. Ben sadece derbiyi paylaşımlarını göstermek istiyorum sizlere. Kadrolar açıklandı. Sizlere attık. Dedik ki derbi de start dedik. İlk gol kim atar? Fenerbahçe ilk golü atar dedim ben. Fenerbahçe çok güzel bir gol attı. Fred çok güzel ve deplasmanın ilk yarı golü de riskliydi. O da geldi. Ondan sonra ikinci golü kim atar? Fenerbahçe atacak gibi duruyordu ki öyle de oldu. Sakarya maçına da canlı verdim. İlk yarı 0.5 gol Sakarya burada. Sakarya penaltı oldu. Sakarya golü attı. İkinci golü de Fenerbahçe attı. Dedim ki yeterli mi? İnanılmaz bir şov yaptık. Devam dediler. Dedim ki ev sahibi 9 korner kullanır dedim Trabzon'a. Sonra deplasmanda 2.5 üst verdim. 1.67 gibi orandan. Ondan sonra maç hakkında bilgiler falan derken ev sahibi burada kart vermişti bir de. Ev sahibi 1.5 üst kartı 1.53 gibi orandan aldık. Kartlar konuşuyor. Formaya çıkardı. Bir sarı daha derken burada Trabzon 9 koroner kullandı. Deplasman 2.5 üstü oldu. Ana kuponlar falan derken ya inanılmaz bir şov yaptık. Gerçekten para kazanmama geldi değil bu iki gün. Tebrikler. Sizlerden ricam dediğim gibi beğeni ve yorum destekleriniz. Yorumlara bırakmanızdır. Beğeni ve yorumlar bizler için çok önemli dostlarım. Ricamdır beğeni ve yorum bırakırsanız çok teşekkürler. Özellikle gruptaki arkadaşlarımız şöyle yorumlarda kendilerini belli etsin diyelim. ilk mücadelemiz ve en zor mücadelemizle başlayalım. Zalgiris ile Bologna mücadelesi. Dostlar şöyle söyleyeyim. Her iki takım da son dönemde e, kendi tempolarından daha aşağıda oyunu sergiliyor. Kendi form düşük e, kendi formlarından düşük olduğunu söyleyelim. Form düşüklüğü yaşayan iki takım karşı karşıya geliyor. Zalgiris burada çok fazla isabet bulamazsa, yani Zalgiris'in savunması iyi düzeyde ve kendileri de moralmen düştükleri zaman abi mücadele alta gider. Ben buradan tek tercihimizi söyleyeyim. 160.5 altı. 1.48 gibi oranı var. Biz mücadelede 161 sayı beklemiyoruz. Ben burada savunmanın ön planda olduğunu ve ilk takımında form düşüklüğünü gördükten sonra burada 160.5 altını sizlere önerebiliriz. Diğer mücadelem Alba Berlin ile Real Madrid mücadelesi. Real Madrid havada, karada, suda her alanda Alba Berlin'i çok rahat yenebilecek bir takım. Son 3 mücadelesine galip gelerekten de geldi buraya. Alba Berlin'i zaten Euroleague'in şu an dibine demir atmış takımlardan bir tanesi en dipte zaten Alba Berlin var sanırım. Yani yenemez Real Madrid. I. Biz burada Real Madrid tarafında olacağız. Nasıl alacağız dersek agar Real Madrid 10 sayı fark atar. Yani 9.5 handikaptan 2. Ekranda gördüğünüz üzere sağ en üstteki 1.45 gibi orandan Real Madrid'in en az maç sonunda 4 periyodun sonunda 10 sayı fark atmasını bekliyoruz. Özellikle pota altında Tavares ile Poirier çok iyi üstünlük kuruyor zaten. Onun dışında dış şutlardan da Hezonya, Campazzo gibi isimlerle birlikte çok güzel pozisyonlarda, boşluklarda yakalayacaktır. Ben burada Real Madrid'in 10 sayı fark atmasını bekliyorum. Diğer mücadele Maccabi Tel Aviv ile asfel mücadelesi. Yine aynı şekilde asfelin durumu cacık. Maccabi Tel Aviv ile oynayacaklar. Maccabi Tel Aviv Aviv'de çok ritim yükseldiği formda bir takım. İsrail ekibi. Burada Tel Aviv tarafında olmakta fayda var. Fakat Barem biraz yüksek açılmış burada ev sahibine. Ev sahibine üstüne gideceğiz burada. Dediğim gibi Barem biraz yüksek ama değerlendirilebilir gibi geliyor bize. Ev sahibine yönelelim burada. Hemen sizlere de göstereyim. Ev sahibi 87.5 üst dostlar. 1.42 bandlı oran var. Yani Makavi Tel Aviv çok formlu oynuyor ve hücum temposu yüksek bir takım. Dış şutlardan da çok yüzde yakalayan bir takım. O yüzden Asfel'e karşı rahat bir üstün gelmesini. bir Tevbe'nin özellikle kendi evindeki performansını düşünerekten de burada 88 sayı atmasını bekleyebiliriz. Tel Aviv tarafında olduğumuzu belirtelim. Partizanla Baskonya mücadelesi. Bu mücadele şu yönden çok önemli. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Skor anlamında en yüksek çıkabilecek maçlardan bir tanesi. Nedeninden bahsedecek olursak özellikle her takımda kısalarını çok iyi kullanıyor. Özellikle Baskonya tarafında Howard'ın yani çok önemli ve bir eli ısınırsa gerekeni yapıyor eleman tek başına zaten. Partizan'da da Kevin Pauter aynı şekilde. Yani kısaları çok iyi kullanıyor özellikle dış şutlarda. Güzel ivme yakalanırsa her iki takımda isabet yüzdesi de yüksek olursa mücadele çok rahat üste gider gibi geliyor bana. Üst olarak değerlendirdik. 165,5 üst var arkadaşlar idealden. 165,5 yani mücadele gelelinde en az 166 sayı beklediğimizi belirtelim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ayın 20'sine geçelim. 20'sinde de iki adet mücadelem var. Bir tanesi Fenerbahçe Beko kaç sayı atar diyerekten sizlere sorduğumuz mücadelelerden bir tanesi. Sizce Fenerbahçe Beko kaç sayı atar? Yorumları yazabilirsiniz. Barcelona ile oynayacaklar burada. Ben burada Fenerbahçe Beko'nun kendi evinde ne kadar iyi oynadığını özellikle son mücadelede Wilbeck'in çok formda. Onu geçtim. Biberovic aynı şekilde Tarık inanılmaz formda. Potu altında Motley ile birlikte de zaten domine ediyoruz. Takım şu an gerçekten son maçta Dorsey ile çok iyi oynamıştı. Barcelona'yı bence burada deviririz gibi geliyor bana. Oran almak adına idealden şu şekilde önereceğim sizlere. Yani en az iki farkla Fenerbahçe'nin galibiyeti 1.41 bandında bir oranı var. İdealden burada Fenerbahçe Beko'nun Barcelona'yı en az iki fark ataraktan da galip gelmesini bekliyorum. Bunun da oranı gayet güzel. Fenerbahçe Beko tarafındayız. Valencia ile Bayern Münih mücadelesi. Şimdi bu maç çok önemli Valencia adına. Euroleague'de oynamış olduğu son 4 mücadeleyi kaybeden bir Valencia var. Ve galibiyet yüzdelerine baktığımız zaman da her iki takımın da 13 tane galibiyeti var. İlk mücadelede Almanya'da oynanan, Münih'te oynanan mücadelede 85-84'de Bayern Münih galip gelmişti. Mücadele kolay değil fakat ben burada Valencia'nın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Valencia kendi evinde bence burada kazanacaktır. Son mücadelede Fenerbahçe Beko'ya farklı bir şekilde mağlup oldu. Bir reaksiyon mücadelesi yenmesi gereken maçlardan bir tanesi. Doğrudan hedef maçı doğrudan rakibiyle oynuyor. Ben burada Valencia'nın doğrudan galibiyetini bekliyorum. Toplamda alt adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Genellikle hepsine tek tercih ideal önerdim zaten. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Kombinemiz yok arkadaşlar. Kombinemiz gruplarımızda olacaktır. Zaten bülten dar. Ona göre o yüzden değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.